Hasan Alp sizin için İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren ve Rusya'da tıp eğitimi yanında fitoterapi konusunda yıllardır araştırma yapan ve biyorezonans uzmanı olan Metin Kımıldar ve Doktor Sait Sevinç'le görüştü. Geleceğin teşhis ve tedavi yöntemi biyorezonans Rusya'da geliştirilen bir yazılım. Rusya'da tıp eğitimi alan Metin Kımıldar yıllar öncesinden bu teknolojiyi ülkemize getirdi. Ressam, aynı zamanda biyoenerji uzmanı ve yaşam koçu Nevin Erhal'de değerli bilgileriyle programa katıldı, renk kattı. Evet sevgili seyirciler, Karabük'ten çıktık İstanbul'a. Niye geldik? Ben önce Nevin Hanım'a teşekkür ediyorum. Böyle değerli Estağfurullah. hocalarımla tanışma fırsatı bulduk. Siz bu merkezdeyken Derman Ali Baba sizi arıyor, hocalarımın Evet. yanında. Evet. Ve ben bugün burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Peki ben neredeyim? Şu anda İstanbul'da Kadıköy'deyiz ve geleneksel tamamlayıcı tıp merkezindeyiz. Ve değerli hocalarımız var. Naturopat Metin Kımıldar, Doktor Sait Sevinç ve bizim gururumuz, hemşerimiz, ressam, aynı zamanda enerji uzmanı Nevin Erhal. Metin hocamdan başlamak istiyorum. Hocam biz şu anda tabii burayı gördük ama seyircilerimiz Evet. burayı nasıl anlatırız? Burada ne yapıyorsunuz? Önce isterseniz kendinizden başlayın. Rusya'da Evet. eğitim aldığınızı biliyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Teşekkür ederim. Geldiğiniz için biz çok mutlu olduk. Çok sağ Zaten olun. önceden ben isminizi duymuştum. Babanızın ismini de duymuştum. Allah razı olsun. Sağ olun. Derman Ali babamız bizimle değerli ürünlerini takip ettiğimiz bir hocamız. Ben tıp eğitimini Rusya'da aldım. Moskova Devlet Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra fitoterapi üzerinde çok yoğunlaştı eğitimimiz. Ve Rusya'da bitkilerle tedavi üzerine ayrıntılı eğitimler aldım. Daha sonra da bu bilgiler doğrultusunda Türkiye'de naturopati çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sevgili hocam Doktor Seyit Bey ile birlikte bu geleneksel tamamlayıcı tıp merkezinde araştırmalarımıza devam ediyoruz. Bizim diğer tıp merkezlerinden en önemli farkımız birincisi analizde vücuda zarar vermeyecek teknolojileri kullanmamız, biyorezonans teknolojileri gibi. İkincisi de uygulanacak tedavilerde yan etkisi olmayan teknolojileri kullanmak, bitkisel tedaviler ve özellikle Sait Hocamın da uzman olduğu eski Türk tıbbı üzerindeki araştırmalarımızı hayata geçirmeye Evet. çalışıyoruz. Detaylara gireceğiz tabii. Evet. Eminim seyirciler de merakla takip edecekler. Doktor Sait Sevinç. Hocam sizi de biraz tanıyabilir miyiz? Ben 30 yıllık hekimim. Son 12 yıldır normal klasik batı tıbbı dediğimiz ortodoks tıbbından biraz uzaklaşarak tamamlayıcı tıp alanında çalışmalarda bulundum. Şu an Sağlık Bakanlığı'na ait bir geleneksel tamamlayıcı tıp merkezi burası. İlk etapta tabi tıbbın eğitimi bitmiyor. Tıbbın geçmişine baktığımız zaman biz tıbbı hiçbir şekilde öğrenmemişiz. Yani tıbbı ölene kadar da devam edecek, bunu görüyoruz. Tıbbın biraz geçmişine bakınca yani İbn Sina'dan daha öncesi Dioscorides, işte Galen, Hipokrat bunlara girdiğimiz zaman bir deryaya girmiş olduk tamamlayıcı tıp alanında. Metin Hoca ile beraber fitoterapi alanında gerçekten eğitimlerde de birlikte yer aldık. Yer alıyoruz da. Nevin Hanım'la zaten biyoenerji Evet. eğitiminde birlikte teşvik kimesi yaptık. Sayın Hocamın eğitim kurumları da var. Orada yani Adana'ya. Ama tamamlayıcı tıp deyince hani basit bir fitoterapi, biyorezonans zaten titreşim tıbbı temeli. Yani bunu biraz sonra örneğinde Metin Bey'in sevdiği örneği de veririz. Özellikle Sigmund Bauer'da. Fakat sadece bu değil. Hani fitoterapisi var bu işin, akupunkturu var, refleksolojisi var. Şimdi burada şu an biz lisanslı eğitimini aldık ve ruhsatlandırdığımız ana üç temel mezoterapi, hirudoterapi dediğimiz sülük tedavileri, hacamat. Hacamat deyince küçümsüyorlar. Halbuki çok geçmiş bir yöntem var. Yani bu Mısırlılarda da var, Kamboçya'da da var. Şöyle wet cupping terapi dediğimiz yaş kupa terapisi veya dry cupping terapi dediğimiz kuru kupa terapisi. Bunlar hacamatın diğer şeyleridir. Gene eğitimlerini sürdürdüğümüz ve burayı ilk defa lisanslandıracağımız müzik terapi, fitoterapi, ozon terapi, proleterapi gibi
aklınıza gelebilecek daha birçok alan tamamlayıcı tıbbın içine girmekte ve biz Allah'a izin verdiği sürece de burada onları yapmaya çalışacağız. Hayır. Devam ederiz. Evet. Apit terapi Sait Hocam'ın programları içine dahil olacak ileriki dönemlerde. Onu açabilir miyiz hocam? Apit terapi arı ve arı ürünleriyle olan tedavi yöntemi. Çok önemli. Hani poleni herkes biliyor, balı biliyor. İşte arı ekmeği onu biliyorlar. Şey var mı hocam? Bizim bir komşumuz vardı. Ağrısı olduğu zaman arı soktururdu. Venom. Ona venom tedavi deniyor. O da önemli bir tedavi. Romanya'da benim arkadaşım var. Yani yazışıyoruz, şey yapıyoruz. Hemen Bükreş'in dışında bir villa gibi bir yerde tamamen arı ve arı ürünleri bu Venom'la ilgili çalışmalar yapıyor. Türkiye'de Sibel hocamız var. Sibel Bilici, profesör doktor. Ondan da ben değerli eğitimlerini aldım, almaya da devam ediyorum. Hocamın da bu konuda Rusya'dan örnekleri var. Hastane çok önemli. Moskova'da çok büyük bir apiterapi hastanesi var. Orada özel arılar yetiştiriliyor. Diyelim ki romatizmal hastalıklarda canlı arı doktor kontrolünde yakalanıyor ve iltihaplı bölgeye arı sokturularak sizin de bahsettiğiniz gibi arı zehirinden tedavide geniş kapsamlı kullanılıyor. Ayrıca propolis gibi arının ürettiği diğer ürünlerde polen, arı sütü, ondan sonra arı ekmeği ve bal tedavilerde kullanılıyor. Şimdi Sait Hocam'la da sohbet ederken şimdi aklıma şu geldi. Mesela bugün teknolojinin son imkanlarından faydalanarak bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Arının işte bilmem iğnesiydi. Ama baktığımız zaman da bundan işte binlerce yıl önce halk bunu yapıyormuş. Yani bunu nasıl öğrendiniz? Az önce muhabbetimizde dedik. Biz modern çağdayız değil mi? Şu an moderniz. Evet. Ama 1000 yıl önce Hipokrat, ya 2000 yıl önce Hipokrat, 1000 yıl önce İbn Sina, işte milattan sonra 67-70 yıllarında yaşamış Diyaskorides ne diyor? Biz bugünkü modern çağ diyor. Hep yaşadığın çağ modern çağ. Ama şimdi geriye dönüp bakıyorsun, ya diyorsun bunlar şunu bile yapmamış. Çok önemli bir şey var. Özellikle bu Covid çıktığı zaman işte şunu yapın, evde durun, dışarı gitmeyin. İbn Sina bunu 1000 yıl önce de yazmış. Veba salgınında hiçbir farkı yok. Evet. Peygamber Efendimiz'in tanısı var. Evet, tıbbi de var. Biz Metin Bey'le işte sohbet ederiz, birlikte inceleriz. Özellikle yani tıbbi nebeviden gelen sadece o değil, İbn Sina öncesi, Razi'nin veya Bürini Hazretleri'nin, gene Osmanlı tıbbındaki İshak bin Murat'ın, mesela Kemaliye. Sadece bu tabi değil, bu coğrafyada Diyaskorides dediğimiz insan Tarsus'ta doğup büyümüş bir insan. Galen, Bergama'da doğup büyümüş. Yani bizim bu coğrafyamız, Anadolu'muz aslında tıbbın geçmişine rehberlik etmiş, öncülük etmiş. Çok doğru. Gene sizinle muhabbet etmiştik. Bitkiler. Evet. Bitkiler tüm dünyadaki en çok çeşit Anadolu'da var. Evet. İnşallah gelip göreceğiz orada da. Sakalım oluyor, bekliyoruz. Tabii işte arı tedavisi konusunda tabii geçmiş dönemlerde de insanlar bu bilgiyi biliyor. Mesela tıbbi nebevide, İslam tıbbında da arı tedavileri yaygın olarak kullanılıyor ve biliniyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de arı suresi var, Nahl suresi. Evet. Arının 16 kromozomu vardır. Nahl suresi de 16. suredir. Orada bir mucizevi bir sıralama görüyoruz. Arıdaki şifadan bahsediliyor 16. surenin 69. ayetinde. Bu şifa sadece balda değil, zehirinde, propoliste ve polenlerinde de var. Evet. Aşağıda bilgisayarla ilgili çalışan arkadaş bir güzel bir laf etmişti aslında. Kimse bir şey bulmuyor, yani kimse bir şey icat etmiyor, var olanı keşfet ediyoruz, gösteriyoruz demiştik. Binary kod sistem dediğimizde varla yokluktan çıkan bilgisayar işlem sistemi bu şekilde. Evet hocam, yani sohbet akıyor. Biraz sonra çok önemli şeyler şahit olacaksınız. Ben de çok merak ediyorum. Bugün Rusya devlet bütçesinden ayrılan, kaynakla geliştirilen ve Metin Kımıldar tarafından Türkiye'ye getirilen biyorezonans frekans dalgalarıyla tedavi şekli binlerce yıl önce nasıl yapılıyormuş? Şifa kaseleri. Belki de ilk defa şahit olacaksınız. Az sonra. Yani tam şu anda duyduğum ses. Başta da söyledim, bugün burada olmama vesile olan tabii resim sergileriyle falan çok gururla takip ediyoruz. Nevin Hanım'ı gerçekten Karabük'te sergilerini biliyor, çalışmalarını biliyor. Aynı toprak dışı. Ama bu biyo, tabii enerjiyle ilgili
de ciddi değil mi? Çalışmalarınız var, çok var. Vakit ayırdınız bu konuda. Şimdi zaten var olan bir şeymiş. Sonra onu bilir kişilerle karşılaştığın zaman seninle yüzleştiriyorlar o konuyla. Zaten de merakım vardı, ne olabilir? Hep derdim ki işte gençlik çağlarımda, ay böyle insanlara dokunsam ve iyileşse. Niyeyse böyle geçerdi içimden. Demek ki var olanı yavaş yavaş çıkartmak için bu yola çıkmışım. Sonra denemeler yapıyordum kendi kendime. Bakıyorum birisi diyor ki, aa ne yaptın, bana başımın ağrısı geçti. Sadece dokundum yani. İşte şuramın ağrısı geçti. Ama inanamıyorum hani ben de gerçek mi değil mi diye. Sonra bu konuda çok kitaplar okudum. Sonra bilir kişilerle karşılaştım. Denemeler yaptım. Sonuçlarını alana kadar kimseyle paylaşmadım. Biraz sağlamcıyım o konuda. Gerçekten hayal mi, beynim mi beni kandırıyor? Gerçekten ben bir aracı mıyım buna? Hala ben bir şey yapıyorum diyemiyorum. Bir aracılık var demek ki. Bu tip bir şifaya kavuşan insanlar çoğaldıkça bunun üzerine daha da çok gitmeye başladım. Zaten 30 senedir hani işin içindeyim. Yaşadığım mucizeler var, yaşatılan mucizeler var. Sordukları zaman bunun eğitimini nereden aldın diye, vallahi eğitim yukarıdan geliyor ilk önce, onu söyleyeyim. Sonra kitabi bilgiler dökülüyor. Kitapları ne kadar okusam da işte bir diploma soruluyor. Sanki hani Türkiye'de bunun bir okulu varmış da diplomayı nereden aldın soruları falan. Ama şu son bir 10 sene kadar ya da 15 sene öncesine kadar bu işin üzerine daha çok gidilmeye başlandı. Merak daha da arttı, kitaplar daha da çoğaldı ve eğitimler verilmeye başlandı. Onun üzerine ben de bu konuda eğitim alayım ve işte sertifika sordukları zaman işte diyebileyim dedim. Eğer gerçekten bu gerekliyorsa diye. Fakat sadece biyoenerji değil, bunun hep yan dalları da demeyeyim, hepsi birbirine bağlı. Birçok bilgiyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü işin içinde onlar da var. İşte EFT'sinden yaşam koçluğuna, sanat terapisine, biyometrik yüz okumasına, sonra holistik beslenmeye. Bunların işte aile dizilimleri falan. Bunları bu zamana kadar evet eğitimlerini aldım. Sertifikalarını da aldım. Bunlar beni çok daha evet enerji frekansımı daha da yükseltti. Boyut olarak da farklılaşıyorsun. İnsanlık adına yapılacak ne varsa, sanat da zaten bir terapi. Bu da onunla birlikte bağlantı halinde. Yapabildiklerim bunlar. Evet, çok güzel. İnsanlara faydalı. Ek bir bilgi vermek istedim. 10-12 yıl öncesine kadar yoktuk diyorduk. Hakikaten ben ilk 12 yıl önce akupunkturla uğraşırken veya şey yaparken, hani bu alanlarda kitaplarda okurken, bunlar tukaka, yani hacı yapıyorum desem ceza yerdi. Çok doğru. Sülük yapıyorum desem ceza yerdi. Akupunktur diye bir şey kabul edilmiyordu. Nimetullah Reşidi Hocam vardı. Evet. İnşallah onunla da program yaparsınız. Ondan eğitim alırken, hani bunlar gizli bilgi, bilimsel bilgi ama işte kabul edilmeyen işte öyleydi. Ama şu anda akupunktur temelli. Az önce söylediğine bir ek, hepsi bir kocaman bir evin odaları. Birine girdiğin zaman öbür odalara da girmeden duramıyorsun. Holistik bilim. Evet, holistik bilimin evet. İçinde. Evet. Yani bana şu an sorsalar sen neyle uğraşıyorsun? Ben holistik tıp uzmanlığı, holistik tıpla uğraşıyorum. Buna ne derseniz deyin. Evet. Hani. Şunu merak ediyorum. Bu modern tıp dediğimiz sentetik işte ilaçlar. Hı. Yani bunlar kasıtlı olarak mı diğerlerinin üzerini kapatmış, yoksa hani nasıl gelişmiş, işte bunlar unutulmuş gibi. Tıbbın tarihine baktığımız zaman 15-16. yüzyıl Paracelsus, simyadan kimyaya geçiş Paracelsus'la başlıyor. 17-18. yüzyıldan itibaren de bitkilerden uzaklaşarak kimyasal özlere onlara giriyoruz. Fakat ilk yapılanlar bitkisel bazlı kimyasalı. Fakat daha sonra giderek inorganik fonksiyonel giriyor. Şu an iyice uzaklaşmış bir endüstri çıkıyor. Evet. Endüstri diyorum, ilaç endüstrisi. Fakat son şöyle 20-30 yıla geldiğimiz zaman Almanya'da, Amerika'da tekrar eskiye dönüş. İrem hocamız var, Hacettepe'de profesör. O diyor, insanlık diyor başladı, al bu köküye, al bu suyu iç. Al bu büyü, al bu şey, al bu ilaç. Şimdi geldik diyor, döndük yine al bu köpüğe.
Evet, en doğru yere geldi. Hocam da bu konuda çok iyi. Ben bir şey olduğu zaman ona sorayım. Bu ne kırılıyor? Sait hocamla ne zaman seyahat etsek yolda kök bir bitki gördüğümüzde hemen ellerimiz dikenlerden parçalansa bile hocam, şey evet, onu anlıyorum çünkü ben de işte Derman Ali babanın oğlu olarak babanla muhabbet ettik zaten telefonda da yani babamla bir yere gitsek yani hep toprakta değil mi, kız düğününe gittik, gelin damat giriyor, babam işte duvardan bir şey koyuyor. Evet ama demek ki insanın faydasına olan bir şeyin gerçekten... Doğa bize bunu veriyor aslında. Onu anlatmayalım. Veriyor doğa. Evet. Biz konuşalımını anlamıyoruz. İşte siz yıllarca modern tıpın içine bulunmuş biri olarak şu anda bu merkezi açtınız. Metin Bey'in söylediği çok güzeldi. Nevin Hanım da aslında onu şey yaptı. Biz insan odaklıyız. Hastalık yoktur, hasta vardır. Az önce hani size mizaçlarla da ilgili dedim ya, hani geçmişten gelen işte soğuk, sıcak, nemli, kuru. Hani bu İslam tıbbında diyoruz ama bir gidiyorsun İslam tıbbından geri, Galen'de de bu var. Daha geri gidiyorsun Hipokrat'ta var. Daha da geri gidiyorsun Hermetik tıpta var. Hermetik düşünce. Evet. Biz bu konularda da değişik kitaplar, ortak bir kitap çalışmamız var şimdi Metin Bey'le uğraştığımız. Hatta şeylerine grafiklerini çıkarttık, tablolarını çıkarttık. Evet. Yani sadece fitoterapi değil yapmak istediğim. Çok genel. Naturopati. Evet. Sait hocamın da hazırladığı ilaçlar kişiye özendir. Yani örneğin şeker hastası için bugün eczaneye gitseniz her şeker hastası aynı ilacı kullanır. Ya 70 kilodaki olana da 2 çarpı 1 veriyorsun. 140'a da 2 çarp. Ya bunun yok mu? Yani kilograma göre yap bari. Evet. Veya kan grubu farklı. Biri bayan, biri erkek, biri kilolu, biri zayıf. Birinin karaciğeri de bozuk, aynı zamanda pankreası da bozuk diyelim. Sait hocamın hazırladığı ilaçlarda ise bir kişiye özel ilaç. Yani kişiye özel. Evet. O da bir şeker hastası ama girmemiz lazım. Evet. Kan grubu dedin, çok güzel bir şey. Bak Covid'de ne dediler? Hangi kan grubunda daha çok diyor? Niye? Evet. Hangi kan grubu hocam? Tabii. A grubu olanlar daha fazla dedi. Ay, biz kurtulduk mu o zaman? Veya onu bırak, kadınlar zaten 3'te 1 yakalanıyor. Demek ki insan zaten bakın baştan ayrılıyor. Niye herkes aynı şeyle? Anlatabildim mi demek istediğimi? Kişi özel. Bunu itiraf ettiler değil mi? A grubuların daha fazla olduğu veya kadınların daha az yakalandığı. Al sana 1/6 şans. Kadın sen ve A grubu değilsen, A ve sen ya da sıfırsan 1/6 az yakalanıyor. İyi şans yani. İyi şans. Oo, şüphe ederim. Evet. Yaş da önemli. Yaş da önemli. Yaş. Tabii daha 30 yaşında olduğumuz için yine biz bu kadar değil, sohbet anlamında diyoruz ama hani hiç şey aynı değil. Aynı değil. Şimdi hocam, biyorezonans. Evet. Doğru söyledim. Evet, doğru söyledim. Son dönemlerde çok ismini duymaya başladık. Hocam anlatacak size birazdan aşağıda, evet. Çok güzel verecek örneğimiz de burada. Nevihan bize yardımcı olur. Denek olabilir. Başım üstüne bir şey girebilir miyim? Ben holistik beslenme online eğitimlerini aldım. Yüz yüze eğitime girdim. Hocalarımla karşılaştım. Tamam dedim, ben yerimi buldum. Yani ben daha hastaneye şuraya buraya gitmeme hiç gerek yok. Ve ertesi günü randevu aldım, buraya geldim. Evet. Biyorezonansla ilgili bilgim var. Altyapı olarak bir 10 sene evveline Rusya'da bitkilerle ilgili bir eğitime gitmiştim, bir 10 günlüğüne. Maşallah. Size bunda... de yani vallahi gitmeliyim. Hocam meraklıyım sadece. Sadece meraklıyım. Ve Metin Hoca'yı da dinleyince dedim tamam, çok doğru yerdeyim. Yani bu kesintisiz, hakikaten öyle. O zaman biyorezonansı Rusya'da. Evet. Şimdi Sinan var, Sinan Akkurt. Benim arkadaşım İzmir'de bu işin biyorezonansını işte birlikte gittik, evet. Ziyaret ettik. Metin Bey'i de götürdük, orada birlikte şey yaptık. O mesela nasıl girmiş? Kendi yani. Annesi kanser oluyor. Annesinin tedavisi ne için biyorezonans konusuna giriyor ve ilk önce annesini, sonra da kız kardeşini iyileştiriyor. İşte biyorezonans yöntemini. Evet. Ama tabii biz bu biyorezonans dediğimiz zaman bu önümüzdeki örnek gibi titreşim tıbbı yeni bilinen bir şey değil. Yani 3000 yıl önce de bunu yapıyorlardı. Oraya geleceğim. Almanlar, Ruslar, Rusya olduğu için. Evet. Metin Hocam çok güzel şeyler anlattı. Aşağıda da tekrar söyler. Hani
Ruslar bunu ilk kere zaten rutin olarak yapmaya başlamış. Evet. Şimdi ne dedik? Mesela hacamat dedik. Binlerce yıl öncesinden evet. var ama şu anda Türkiye'de hastanelerde yeni yeni uygulanmaya evet. başlıyor. Evet. Mesela aynı biyorezonans da öyle. Şimdi seyirciler... girmediği için biyorezonans. Ben o konuda 2014'te çıkan geleneksel tamamlayıcı tıp yönetmeliğinde şu an 12 tane bölüm var. Şey, pardon 3 tane 15 bölüm var. Müzikterapi var, refleksoloji evet. var, akupunktur var, mezoterapi, sülükle girecek. Yeni yeni şeyler girecek. Titreşim tıbbı olarak dedi. Çünkü bunu bizimle ilgili değil. Hani bu Türkiye'ye özgü hani hacamatı sanki bize zannediyor. O da bizimle ilgili değildi. Tüm şey. Evet. Bu biyorezonans da bizimle ilgili değil. Evet. Yani Alman malı, Rus malı. Evet. Şimdi o zaman çok özür diliyorum sözünüzü evet, kestim. Tamam. Ben sohbeti bölüp aslında o cihazın başında seyircilerle paylaşmak istiyorum. İnşallah. Ama ondan önce şunu soracağım. Yani bu teknik nasıl bir teknik evet. ve bu tekniğin atası sevgili seyirciler şu anda yani yanlış biliyorsam hocam lütfen düzeltin. Evet. Rusya'da geliştirilen bir sistem ve devlet projesiyle evet. hani milyonlarca dolar harcanarak geliştirilen bir sistem. Evet. Ama işte binlerce yıl öncesinde de 3000 yıl önce Nepal'de, Katmandu'da şeylerde gördüğümüz aynı sistem. Frekans sistemi. Evet. O zaman hocam aşağı ilkel dediğimiz. İlkel evet. O günün modern. Evet. O günün modern. Elektrik yok. Sizin sorunuza ben şöyle cevap vereyim. Siz de bir müzisyensiniz. Evet. Mesela müzikle tedavi daha Orta Asya döneminde eski Türklerin geleneksel tedavilerinden bir tanesi. İşte kopuzla ve diğer yöntemlerle de müzikle tedavi uyguluyorlar. Müziğin frekansı da tedavi edicidir. Biraz sonra bu kase üzerinde de bir örnek göstereceğiz. Burada yayılan rezonans da yani ses frekansları da tedavi edicidir. Hatta Selçuklu döneminde Kayseri'de Gevher Nesime Sultan Külliyesi'nde de müzikle tedavi uygulamaları var. Yani 802 yılında açılıyor. Günümüzden 1218 yıl önce diyeyim. Müzikle tedavi çok yaygın kullanılıyor. O da bir biyorezonans tedavisidir. Evet. Sait Hocam, Allah razı olsun, Türkiye'ye çok değerli bir alet getirdi. Katmandu'da. Şimdi orada herkes evine hediye şeyler alır. Kimse bir kase alıp getirmez. Ama iyi ki getirmiş Sait Hocam. O zaman önce atayı bir görelim. Evet. Sonra da bugünkü evet. halini beraber inip bakalım. Tamam. Ben hocam, bir evet. 7 tane alaşım, 7 tane metalin karışımından oluşmuş bir şey. Bunları değişik oranda karıştırarak baş ağrılarında, diz ağrılarında, işte omuz ağrılarında farklı alaşımlarla koyup titreştirerek tedavi ediyorlar. Evet, bunun, mikrofonumuz bu, da burada. Bu da tek küçüğü, bu büyük, bunun değişik boyutları var. Yani evet, daha küçüklerine kadar, tabii işte taşıyamadım uçakta bunu yanıma aldığım için. Bunun küçükleri de var. Her biri de diz için ayrı koyuyor, baş için ayrı koyuyor. Şimdi şu titreşimi, karnınız ağrı var diyelim. Hmm. Yatırıyor karnına, onu şimdi yapamıyoruz size. Evet. Evet sevgili seyirciler, bir de şunu söylemek istiyorum. Elinizi yanına yaklaştırdığınız zaman evet. Sanki bir rüzgar etkisi ya da bir basınç orada var. Çok uzun sürüyor farkında. Evet. İçine su koysanız sudaki titreşimleri de görüyorsunuz. Hala sürüyor zaten. Evet. Hocam bir de biraz önce şey yapmıştınız ya böyle olur. Gezdirip de o da çok ilginçti. Şu an hala bitmedi. Evet. Tutunca kapanıyor. Şimdi bunun özelliği şu. Orada özellikle turistleri çekiyorlar. Böyle küçük yerlerde sokup hemen işte diz ağrısı, baş evet. ağrısını. Deniyorlar. Bir de su koyuyorlar. Şunu şöyle belli bir şey. Yani tam şu anda duyduğum ses havaalanına yakınsınız. Bir tane uçak havalanmış üstünüzden geçiyor. Doğru değil mi? Çok güzel. Titreşim aynı evet. jet motoru gibi ses evet. çıkarıyor. İçinde su olsa fıkır fıkır kaynıyor. Suda da şekiller oluşuyor ve bu titreşim işte hücrelerimiz için tedavi edici bir frekans aralığı oluşturuyor. Peki bu sistemin günümüzdeki hali ne hocam? Metin hocam onu sorayım. Evet. Bu sistemin mucidi Türkler. Binlerce yıl öncesinden gelen bir şifa kasesi değil mi? Şifa kasesi. Evet. Daha sonra tihtap tası
adı verilen kaseler yapılmış, şifalı dualar da yazılmış üstüne. Tabii Orta Asya'daki bu kültürümüzü Ruslar da bizden öğreniyor. Daha sonra bu frekansın tedavi edici özelliğini araştırıyorlar. Sonra insan vücudundaki her hücrenin aslında bir frekansı olduğunu görüyorlar. Evet. Ters frekansında bu hücrelerde iyileştirici olumlu etkiler yaptığını modüle etmek tespit evet. ediyorlar. Modülasyon. Tabii bu şifa verici özelliğinin dışında bu frekansların bir de insan vücuduna zarar veren dalga boyları da var. Bugünkü metalik müziklerde böyle satanist grupların oluşturduğu müziklerde de maalesef gençlerde depresyon oluşturan, saldırganlık oluşturan ve psikopat hale getirici, beyinde bazı hücrelerde deformasyon oluşturucu frekanslar da var. 440 Hz olayı değil mi hocam? Evet. Onu evet çok merak ediyorum. Bilinçli olarak özellikle bilinçli Türk, olarak bütün şu anda stüdyodan çıkan yapıtlar o frekans. Türk halkının bu şekilde uyarılması lazım. Dünyada gençlerimizi, daha iyi çalışsınlar diye milletin frekansını yükseltiyorlar. Evet. Evet ama gençliğimizi de bağımlılığa itecek veya saldırgan hale getirecek müzikleri de engellenmesi lazım. Bunu bir devlet olarak bu konu bilimsel olarak araştırmalı. Bizim elimizde bu konuda belgeler var. Hangi ses frekansının kişilikten ne tür değişiklikler yaptığını biliyoruz. Bunu da yetkililerle paylaşmaya hazırız. Hocam şimdi evet. bir şey söyleyeyim. İçimde çok büyük yara var. Yani şu anda o kadar güzel bir konuya değindiniz ki biraz önce de evet. sizinle hocam sohbet ederken söyledim sizinle de. Şimdi mesela şu anda subliminal mesaj diye bir şey var. 26. Evet. kare çizgi filmi izlerken işte bir duman tutuyor. Onun içinde ahlaksız bir kelime var. Göz görmüyor, beyin görüyor evet. mesela. Şimdi mesela bizde bir söz var. Hani hadis olduğu tam kesin olmamakla beraber düşmanınızın silahıyla silahlanın diye. Evet. Ya şimdi biz hani biz öyle bir şey zaten kültürümüzde yapmayız ama en azından yapana engel olmak için bizim bunu bilmemiz lazım. Tabii. Yani onun için de hani sizin gibi değerli hocalarımızın yani bu bir savaş yani. Şimdi Wi-Fi'nin de ne olduğu belli değil. Mesela evet. 5G'nin ne olduğu belli evet. değil. Son zamanlarda okuyorsunuz evet. metinleri. Yani Wi-Fi teknolojik yapısı şeyle aynı diyorlar. Mikrodalga fırınla aynı. Mikrodalgayı kafanı sokar mısın içinde? Yani. Ama evin içinde Wi-Fi var. Ne yapacağız? Yani her yerde Wi-Fi var. Hani az önce konuştuğumuz konu. Bazı kendimize ait özel alanımız yok. Evet. Yani evet. maalesef son 30 yılda bunu kaybettik. Evet. Biz büyürken vardı. Ama peki, şimdi yok. Peki evet. hocam bu frekans evet. çalışmasıyla evet. insan vücudundaki frekans yükseldiği zaman bunlara cepha almış olabiliyor muyuz? Tabii koruyucu kalkan. Koruyucu kalkan var tabii. Evet. Şirk dediğimiz. Şimdi düşüncelerin de bir frekansı var. Duyguların frekansı var, kokuların frekansı var ve taşların frekansı var. Hayır. Şimdi biz Rusya'da naturopati eğitimi aldım dönemde ben. Hepsi dönüp dolaşıp bir rezonansa bağlanıyor. Biz taşlarla tedavi yine bu konuda eğitimlerimiz olacak. Bitkilerle tedavide de aslında her bitkinin bir frekansı vardır. En yüksek frekans da gül yağının frekansıdır. Gül yağı. 320 MHz frekansı vardır. Yine günlük ağacının zantlarının frekansı çok yüksektir. Bunlar tedavi edici dalga boyları. Bir de zarar veren, hatta kanser yapan frekanslar da var. Allah korusun. Evet. İşte diyelim ki radyasyon yayılmış, Çernobil patladı. Ama onun frekansı yıllarca kansere devam kanser oluşturdu. İşte metalik müziklerin ve satanist grupların müziklerinin de frekanslarının hasar oluşturucu etkileri var. Yediğimiz bazı gıdaların frekansları da psikolojimizi bozabiliyor. Yani diyelim ki monosodyum glutamat içeren gıdalar ve konserveler, bazı ilaçların frekansları da psikolojimizi bozuyor. Daha tahammülsüzlük ve saldırganlık artabiliyor. Gıdanızı değiştirince psikolojiniz de düzeliyor. Evet sevgili seyirciler, sohbetimiz gerçekten çok değerli, çok güzel. Çünkü ben de 35 yıllık bir aktarım oğlu olarak, baba mesleğini devam ettiren bir insan olarak şu anda İstanbul'da, hatta Türkiye genelinde o kadar doğru yerde olduğuma eminim ki ve çok mutluyum. Değerli hocalarımla da sohbetimiz devam ediyor. Şimdi Metin Hocam, sizin çok değerli çalışmalarınız var. Bunları konuştuk.
Ama ben bunları siz bahsetmiştiniz sohbetinizde, ekranda da var diye. Seyircilerimle ekranda paylaşmak istedim. Beraber geldik. Evet. Burada sizin kendi öz araştırmalarınız ve bitkilerin içerisindeki hangi hastalıklara ilgilen maddeler var, onlar var. Neler söyleriz ekranda seyircilerimize? Özellikle burada size sarı kantaronla ilgili yaptığım çalışmalardan kısa özet bazı bilgiler vereceğim. Bu arada Karabük Tarım İl Müdürlüğü'nü de tebrik etmek istiyorum. Onların da desteğiyle ve siz de çok isabetli, güzel bir projeye önderlik etmişsiniz. Sarı Kantoron Çiftliği kurmuşsunuz. Evet. Derman Ali babamıza da hürmetlerimi, burada saygılarımı dile getirmek istiyorum. Sarı Kantoron gerçekten bizim Anadolu'nun en değerli bitkilerinden bir tanesidir. Ama şimdiye kadar sizden önce hiç kimse sarı kantoronu bir çiftlik kültürü olarak değerlendirmemişti. Herkes doğada tek tek bunu toplayarak değerlendirmeye çalıştı ama diyelim ki 100 dönüm bir araziyi dolaşacaksınız. Evet hocam. Bir kucak dolusu bitki elde edeceksiniz. Ama siz belki de yarım dönüm bir arazide 100 dönümlük bitki yoğunluğunu gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı da tebrik ederim. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Derman Ali Baba da evet, sizlere çok selamlar iletti. O da çok mutlu selam olacaktır. İnşallah sizi Safranbolu'da misafir etmek istiyoruz en kısa zamanda. Ben şeref duyarım. Anadolu'nun böyle yetiştirdiği gizli kahramanlar var. Gizli ilim sahibi insanlar var. Derman Ali Babamızı da daha yakından tanımak bizim için şeref olacak. Çok mutlu oluruz. O kadar isabetli bir tarım işine girmişsiniz ki sarı kantoron bizim Osmanlı döneminden beri Anadolu'da çok iyi bilinen bir bitki. Eski ismi kılıç otudur. Kılıç otu denmesinin sebebi şu: bizim Osmanlı alpleri sefere çıkarken yanlarında sarı kantoron yağı ve sarı kantoron tozları bulunan keselerle yola çıkıyorlar. Her Yeniçeri'nin kesesinde bunlar var. Sebebi de şu, tabii hepsi mücahit insanlar, sefere çıkmışlar. Ölümü, şehit olmayı göze alarak yola çıkmış insanlar. Herhangi bir savaş anında kılıç yarası alırsa, diyelim ki bir keskin bir yarayla karşılaştı, hemen oraya sarı kantoron yağı sürerek anında tedavi uyguluyorlar. Bu yaptığım çalışma, ben size bahsetmiştim, Moskova'da fitoterapi eğitimi aldığım dönemde birçok bitkinin içindeki etken maddeleri ayrıntılı inceleme fırsatım olmuştu. Bizim Anadolu bitkisi olmasına rağmen sarı kantoron, Ruslar bizden daha iyi biliyor bu bitkinin faydalarını ve birçok hastanede de tedavide direkt bitkiyi kullanıyorlar, sarı kantoronu. Ben bitkinin içindeki etken maddeler üzerinde kendi yaptığım analiz sonuçlarını bir tablo haline dönüştürmüştüm. O etken maddelerin hangi hastalıkları iyileştirdiği ile ilgili bir liste yaptım. Bu gördüğümüz liste Moskova Devlet Hastanesi'nde de hastalar üzerinde denenmiş ve elde edip sonuç alınmış klinik raporlardan hazırlanmış bir tablo. Tamamen bilimsel bir çalışma. Evet. Ve bu sayfa sevgili seyirciler, hocam yanlışsa lütfen düzeltin. Şimdi hatta oradan yukarıdan aşağı ben seyircilerimle paylaşmak istiyorum. Bu sayfa sadece sarı kantoronla ilgili. Sadece sarı kantoronla ilgili ve Türkiye'de ilk defa sizin meselenizle yayınlanacak. Benim yazdığım kitabın içinde sarı kantoronla ilgili bölümün Excel tablosu halini görüyorsunuz. Evet. Burada diğer bitkilerle ilgili de yaptığım çalışmalar var. Altta görüyorsunuz. Evet. Özellikle siz sarı kantoron ekimi yaptığınız için ben de buna öncelik vermek istedim. Gerçekten mucize bir bitki. Peki nelerden bahsedebiliriz? Mesela hocam burada ağrı kesici, alerji, bakteri önleyici çok maddeler var. Evet. Bu sarı kantoronun halk arasında da en çok bilinen faydası sakinleştirici özelliğidir. Müthiş bir antidepresan özelliğe sahip. İçinde 15 tane sakinleştirici, yani Osmanlıca'da müsekkin diye geçer. 15 tane etken madde var. Yatıştırıcı, rahatlatıcı ve sakinleştirici.
Bu eczanedeki herhangi bir antidepresanda bir tane sakinleştirici madde vardır. Bunda 15 tane var. Evet. O yüzden çok güçlü bir ilaçtır. Aynı zamanda mide içindeki ülser ve gastrite sebep olan bakterileri öldürücü 21 tane etken madde var. Yani ülserin sebebini ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda mide iç yüzünü onarıcı 14 tane etken madde var. Bu maddelerin ne olduğunu da tabii ayrıca bir tabloda hazırlamıştım. Şimdi sarı kantoron sadece stresi yok etmiyor, sakinleştirici özelliğinin dışında gece uykusuzluk çekenler için de mükemmel bir uyku vericidir. Ama gündüz kullandığınızda uyku yapmaz. Gece kullandığınızda düzenli bir uyku sağlarsınız. Sabaha kadar mükemmel bir uykuyla geceyi geçirebilirsiniz. Sarı kantoronun bir özelliği de serotonin hormonunun üretimine teşvik etmesidir. Serotonin biliyorsunuz mutluluk hormonu. Dolayısıyla stresi yok ettiği gibi daha mutlu, daha neşeli ve pozitif insanları görmek mümkün. Sarı kantoron kullandıktan sonra bize gelen misafirlerimizde de bu paylaşımları kendi ağızlarından dinliyoruz. Hocam hemen araya girip bir şey sormak istiyorum, evet, müsaadenizle. Şimdi mesela bizi izleyenler, BRT ekranlarında bizleri izleyenler ve Azerbaycan'da Vizyon TV'den bizi izleyen seyircilerimiz diyecekler ki hocam bu etken maddeler var. Mesela bir tanesine ben diyorum ki işte serotonin, evet, hormonunu tetikliyor, evet, ve ben kendimi mutlu hissetmemi, evet, sağlıyor. Mesela bunun için ne yapmaları gerekiyor? Mesela nasıl kullanılıyor sarı kantoronumuz? Sarı kantoronun geleneksel kullanım şekilleri var. İşte çayırdan toplayıp bunu bir askıda kuruttuğunuz zaman bir ipe asarak bir duvarda veya yatay bir ipin üstünde bekletebilirsiniz demet olarak. Kuruduktan sonra çay olarak tüketebilirsiniz. Bir su bardağı sıcak suya çiçeklerinden bir tutam, üç parmağınızla tutabildiğiniz kadar bir ölçek koyup 15 dakika demlediğinizde mükemmel lezzetli bir çay olur. Onu içtiğinizde de sarı kantoronun bütün bu faydalı özelliklerini almış olursunuz. Yine göz tansiyonunda glokomu önleyici 3 tane etken madde var sarı kantoronunda. Çay olarak tüketildiğinde veya ekstratlarından hap olarak da kullanılabilir. Aşağı doğru iniyorum. Şu anda 228. satırdayız. Kanama durdurucu özelliği var. En alta kadar ineceğim. 509 satır. Sarı kantoron sevgili, evet, seyirciler. 509 satır. Yani 509 ayrı hastalıkta denenmiş ve sonuç alınmış. Hemen şunu sormak istiyorum hocam. Evet. Şimdi bugün laboratuvarlar var. Yani, evet, bir bitkiyi inceliyorsunuz, içinde hangi etken maddeler var. Evet. Bunları ayırt edebiliyorsunuz. Yani binlerce yıl önce bu, evet, üstadlar bunu nasıl bulmuşlar? Ben bunu merak ediyorum. Bu gerçekten ecdadımızla gurur duymamız lazım. Bu bilgiler kadim bilgiler. Ya ilham yoluyla, manevi yönü var. Manevi yönden, evet, ya bir rüyayla bir şekilde Allah bu ilmi bu kişilere ulaştırmış. Bitkileri konuştuk. Şimdi de hocam biyorezonansı konuşacağız. Evet. Son dönemlerde bu kelimeyi çok duyuyoruz. Özellikle de sigara ile ilgili ben çok, evet, duydum ama bu sadece sigarayı kapsamıyor. Genel olarak evet, vücudu kapsıyor. En iyisini zaten sizden öğreneceğiz. Siz anlatır mısınız? Bu arada da sizlerle birlikte olmak çok güzel. Evet. Çok değerli bir misafirimiz de var. Sayın Nevin Erhan Hanım. Çok değerli bir dostumuz. Çok sevdiğimiz ve mutlu olduğumuz bir misafirimiz. Geldiler, şeref verdiler. Bugün de biyorezonans cihazı mı diyelim? Neydi? Evet, biyorezonans teknolojisini denemek için de Nevin Hanım'dan rica ettik. Tabii ben de yıllardır tanışıyorum. Hatta bugün burada olmamında da vesiledir kendisi. Çok teşekkür, evet, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Çok sağ olun. O zaman nasıl başlayalım? Biyorezonans, evet, nedir? Nasıl, evet, bir mantıkla çalışır? Nelerde kullanılır? Buyurun, evet, hocam. Biyorezonans teknolojisi çok yeni bir teknoloji değil. Aslında uzun yıllardır Rusya'da bilinen bir teknoloji. Bu teknolojinin esası şuna dayanıyor.
insan vücudundaki her hücrenin yaydığı bir frekans var. Titreşim halinde. Nasıl atomlar titreşim halindeyse hücrelerimiz de bizim kulakla duyamadığımız bir ses üretiyorlar, frekans üretiyorlar. Rus bilim adamları bunu kaydetmeyi başardılar. Osiloskop dediğimiz cihazlarla hücrelerdeki çıkan bu frekansları hem görüntülediler, sinüzoidal eğriler şeklinde görüntülemeyi başardılar hem de kaydettiler. Her hücrenin farklı frekansı var. Örneğin karaciğerin frekansı farklı, beyin farklı, dalan farklı. Bununla ilgili bir arşiv oluşturdular. Rusya'da bunu yapan merkez, Moskova'da Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanlığı var. Orada hazırlandı bu çalışmalar. Bu aslında gizli bir proje. Amerika'yı duyurmamak için her türlü önlemler almışlardı. Çünkü uzay teknolojilerinde de biliyorsunuz rekabet aralarında var. Bir rekabet evet. Ve bir savaş var. Bu teknolojiyi geliştirmelerinin sebebi Ruslar, uzaya gönderdikleri pilotların yani kozmonotların uzay mekiğinin içinde kaldığı dönemde sağlık durumunu dünyadan takip edebilmek için bu teknolojiyi geliştiriyorlar. Çünkü bazen bir yıl, iki yıl uzayda kalması gerekecek diyelim. O yer çekimsiz ortamda insan vücudu acaba hastalanıyor mu ya da herhangi bir bakteriye maruz kaldığında ne yapılabilir? Bunu günü güne dünyadan takip edebilmek için kozmonotun sağlık durumunu bu teknolojiyi geliştiriyorlar. Evet. Ve biyorezonans cihazlarıyla insan vücudundan yayılan frekansları algılayıp kendi arşivindeki frekanslarla karşılaştıran bir cihaz yaptılar. Tabii bu cihazın yapılması da çok büyük emek ve uzun yıllar aldı. Bu yazılımın hazırlanması 12 yıl sürdü. 12 yıl boyunca binlerce doktor bu projede görev aldı. Yani bu bir devlet projesi. Ruslar binlerce doktoru görevlendirdi ve milyonlarca hastadan frekans örneği topladılar. Örneğin birisinin böbreğinde taş var. Böbreğinden yayılan frekansı kaydettiler. Bir de sağlıklı bir böbreğin frekansını kaydettiler. Kıyasladıklarında farklı olduğunu gördüler. Bu şekilde her organla ilgili milyonlarca hastadan frekans örnekleri topluyorlar. Ülkenin birçok noktasından bu analizler yapılıyor. Moskova'da bir data bank oluşturarak bütün bilgiler aynı merkezde biriktirildi. Ama hocam iyi ki varsınız. Siz yıllar Eksim. Öncesinde bu cihazı evet. Rusya'da eğitim aldığınız için tabii o avantajı da evet. Türkiye'ye getirmişsiniz. İnsanlar bundan faydalanıyorlar. Gerçekten bu konuda size minnettarız. Video demiştik, videodan evet. Bahsetmiştik hocam. Burada çok ilginç bir video göstereceğim size. Kısa bir video. İnsan vücudundan alınmış bir damla sıvı mikroskobun altına konuyor. O sıvının içinde canlı bakteriler var. Mikroskobun üstüne kamerayı bağlıyorlar. O bir damla sıvı iki camın arasında. Ve bizim bu biyorezonans cihazının başlık kısmını da buraya alıyorlar. Mikroskobun yanına koyuyorlar. Bu başlığın içerisinden 1150 Hz'lik bir frekans gönderiliyor. O bir damla sıvının içerisine. Şimdi bu gönderilen frekansın bakteriler üzerindeki etkisini ilk önce göreceğiz. Şimdi normalde bakteriler çok hızlı hareket eder. Bu 2003 yılında yapılan bir deney. Evet hocam. Frekansın gönderildiği andan itibaren o hızlı hareket eden bakteriler burada durgunlaştı. Evet. Biraz ileri alıyorum. Şimdi şuna dikkat ederseniz frekansın etkisiyle iç organları dışarı doğru parçalanıyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Yani bakteri paramparça oluyor. Hiç antibiyotik kullanmadan sadece birkaç dakika içerisinde bakteriler paramparça oldu. Bu 1150 Hz insan vücuduna zarar vermeyen bir dalga boyu. Burada frekansın etkisiyle kısa sürede bunların parçalandığını görüyorsunuz. Biraz daha ileri alıyorum görüntüyü.
görüyorsunuz, paramparça oldu. Şimdi bu bakterilerden daha büyük canlılar var. Parazit, virüs gibi. Onlardan bir örnek göstereceğim. Daha büyük, 20 kat daha büyük bir canlı. Yine frekansın etkisiyle bunun da parçalandığını göreceğiz. Bakın, iç organeller parçalanarak dışarı çıkıyor ve vücudumuzdaki makrofaj hücreler bu ölü bakteri, virüs, parazit ve mantarları gelip yiyorlar. Evet. Sevgili seyirciler, gerçekten yani şu videoyu izlediğinizde evet, herhalde ben gibi şu anda şaşkınsınız. Çünkü bu seriye gelmek için evet, Rusya devlet bütçesinden belki milyon dolar, milyar evet, dolar harcanarak evet, bu sistem geliştirildi. Çok doğru. Yani ve sonucu gördüğümüzde de evet, bakteriler nasıl ne kadar ilginç değil mi? Gerçekten çok ilginç. Tabii kapitalist bir düşünce olmayınca bu teknolojiler daha hızlı ilerliyor. Yani Rus devleti, Azerbaycan da öyle. Ben halkıma ilaç satayım da para kazanayım diye bir düşüncesi yok. En yüksek teknolojiyle en hızlı nasıl iyileştirebilirim? Buna bilim adamları yönelmiş. Aynı teknolojiyi Amerika da biliyor. Almanya çok çok iyi biliyor. Ama ilaç sektörü bu teknolojilerin yaygınlaşmasını pek istemez diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü bir kuruş para harcamadan frekansı gönderiyorsunuz. 10 günde iyileşecek bir iltihaplı hastalık bir günde iyileşiyor. Evet. Antibiyotik kullanmadan. Ve yan etkisi yok en evet, önemlisi. Ama şöyle de bir atasözü hemen aklıma geldi hocam. Evet. Güneşte balçıkta sıvanmaz. Evet. Elinde sonunda. Gerçekler var değil mi? Bu sistem işte sizin gibi değerli hocalarımız sayesinde evet, Eminim Türk halkı da bundan yararlanacak. Evet, ben bunu bir vatan borcu olarak düşündüm. Türk halkı da sağlık sektöründe en iyi teknolojileri hak eden asil bir milletimiz var. Hiç vücudu zarar görmeden analiz yapılabilsin ve yine zarar görmeden tedavi edilebilsin istedim. O yüzden birçok zor şartları da göğüsleyerek bu cihazları Türkiye'de faaliyete soktuk. Size bir dakikalık küçük bir video daha izleteceğim. Evet. Bu teknoloji hücrenin yapısı üzerinde de olumlu etkileri var. Bu videoda Nikola Tesla'nın ünlü sözüyle başlıyor. Hayatın sırlarını öğrenmek istiyorsanız frekansı inceleyin diyor burada. Şimdi bizim cihazımıza benzeyen bir cihaz, frekans üreten bir cihaz göreceğiz burada. Bu cihaz şu kablo aracılığıyla bu plakanın üstüne bir frekans gönderecek. Bu frekansı elle ayarlıyorlar. Yeni teknolojilerde otomatik ayarlanıyor bu. Frekansın etkisini daha iyi görebilmemiz için bir miktar tuz evet, kristali ekildi. Sanırım titreşimi orada görüyoruz. Evet, oradaki siz de müzisyen olduğunuz için iyi biliyorsunuz. Frekansın bu plaka üzerindeki etkisini bakın 345 Hz gönderildi. Ah, bir anda dağınık durumdaki tuz kristalleri bir forma girdi. Evet. Şimdi frekansın değeri değiştikçe oluşan şekiller de değişiyor. Şimdi cihaz bu koltuğa bağlı. Cihazın başlık kısmı çok önemli. Bunun içinde frekans üreteçler var. Vücuda bir frekans gönderecek. Daha sonra da vücuttan geri dönen frekans geri dönüş bilgilerini algılayarak ekranda görüntüler oluşturacak. Evet. Şimdi ona bakacağız. Hocam burada oturuş pozisyonu önemli mi? Yani mesela bacak bacak üstüne evet, atmamak gibi evet, bir şey yapmak gerekiyor. Mümkünse evet, elleri ve ayakları çapraz yapmıyoruz. Tamam. Frekans karışmasın diye. Ama bir miktar sizi böyle yatırabiliriz. Keyif haline getirir. Maksimum rahatlık. Nevin Hanım'a en rahat edeceği pozisyonu getirdi. Şimdi ben başlığı koyuyorum. Cihazımız 2020 yazılımı. Ben tabii Türkiye distribütörü olduğum için firma bu Cybermed ve en son yazılım. Önceki yazılımlarda virüs, bakteri ve parazit arşivi daha kısaydı. Teknoloji ilerledikçe yeni
veriler, yeni bakteri ve virüslerin frekansları da arşivine ilave edildi. Evet. Örneğin koronavirüs de bu cihazın yazılımına yüklendi. Denedim çok. Evet. Tabii biz buraya gelen misafirlerimizde koronavirüsle ilgili bir frekans algılamışsa ekranda çıkar. Şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Allah da göstermesin. Şimdi Nevin Hanım da virüsler var mı, parazit var mı ve organların çalışma hocam nedeni çok açık vermeyin. Beyinden başlıyoruz. Şu anda sesi kapattım ben. Gönderilen frekansı biz duymuyoruz. Bizim duyamayacağımız derecede ince bir ses frekansı. Şimdi vücudun her noktasına burada tek tek bir frekans gönderiyor ve 1 ile 6 arasında her noktayı değerlendiriyor. 1 numara bebeklerde gözüken bir veri. 2 çok sağlıklı demek, yani sarı renk. Evet. 3-4 ufak tefek problemler. 5-6 çıkan bir yer olursa orayı detaylı incele anlamına geliyor. Evet. Burada 2 farklı sinüzoidal eğri gördük. Boyundan aşağı dikey kesiti alıyoruz şu anda. Hep sarılar var, gayet güzel. Omurganın dikey kesitini görüyoruz. Şimdi yine dikey kesit, sağ akciğer, sol akciğer, kalp, karaciğer ve safra kanalını görüyoruz burada. Midenin bir bölümünü görüntüleyecek biraz sonra. Burada midenin iç yüzeyine bakıyoruz. O biraz hassasiyet var orada. Burada ufak tefek turuncular çıktı sizin dediğiniz gibi. Bu sadece hastalık teşhisi yapmıyor. Aynı zamanda midede bu probleme sebep olacak mikroorganizmanın ismini de tespit ediyor. Bunun haricinde sizin bir alerjiniz varsa onu da tespit ediyor. Şimdi bitmek üzere, ben beyinden de bir bölüm görmek istiyorum. Nevin Hanım'ın bu değerli eserleri nasıl yaptığını keşfedebilmek için beyinde biraz derinlere gitmemiz lazım. Şimdi bakın, burada tamamı sarı çıktı. Bizim her zaman karşılaştığımız bir sahne değil bu. Siz de bir Safranbolulu olarak Nevin Hanım'ı örnek gösterebilirsiniz. Yüksek zeka olduğunu gösteriyoruz maşallah. Maşallah. Belki de Nevin ressam, sanatçı kişiliğinin de arkasında yatan şey bu. Ama sanatın biz, zekayla zaten çok alakası var. Evet. Değil mi? Yaratıcı zeka, evet, hayal yaratıcı gücü ve kabiliyetler, yeteneklerin olduğu yer. Yani burada mesela biz bir tane sarı görsek mutlu oluyoruz. Burada tamamı sarı çıktı. Maşallah. Yani turuncu da çıksa çok iyi. Ama Nevin Hanım da sarı çıktı. Allah nazardan saklasın. Kemik yaşı da yaşının çok altında. Yani genç kız kemik yaşına sahip. Tam nüfus cüzdanını değiştiriyor. O zaman bütün sonuçlar maşallah diyelim. Burada çok güzel Nevin Hanım'la ilgili. Rapor nasıl hazırlanıyor? Bir de onu göstereyim. Yani beyinden bölümlere baktık. Bu normalde ekspres bir taramaydı. Dediğim gibi 1,5 saati bulabiliyor. Biz tarama yapıldıktan sonra beyinde baktık. Hemen hangi veriye ulaşmak istiyorsanız bunu işaretliyorsunuz. Örneğin patomorfoloji listesini işaretledim ben. Hangi hastalığa yatkınlığı varsa bununla ilgili bilgiler çıkıyor. Biz epikriz dosyasına buradan aktarıyoruz. Alerjenleri öğrenmek istersek bu listeyi oluşturuyoruz. Örneğin Nevin Hanım'da ciddi bir hastalık yok maşallah. Ama Allah sadece korusun. Aspirine biraz alerjisi var. Hiç de kullanmam. Hiç. De, demek ki içimden gelmez. Şöyle yani. Kullanınca rahatsız oluyorsunuz ki kullanmıyorsunuz. Hiç aspirin kullandığımı hatırlamıyorum ya. Hocam. Burada çamaşır suyu kokusuna alerjisi var. Var. Coca-Cola, birazcık inek sütüne alerjisi var. Var hocam. Bir de
Yine Türkiye'de yapılan alerji testlerinde olmayan bir özellik, katkı maddeleri alerji testi var burada. Hayatta ki, işte yiyemem. E221 diyelim. Diyelim ki hazır çorbalardaki kullanılan bir katkı maddesi. Ne kadar etki ediyor bana. Burada alerjisi olduğunu görüyoruz. Çok doğru. Bunlar normalde hastanelerde yapılamayacak tetkikler. Ve başarı oranları evet, yüksek. Çok yüksek isabetle teşhis yapılıyor. Burada bakın taradığımız alerjen listesi bu kadar uzun. 250'den fazla alerjik madde taranıyor. Şimdi hocam bir soru sormak istiyorum ama tabii, bilimsellikten çok uzak bir soru soracağım. Estağfurullah, buyurun. Şimdi siz Rusya'da doktor eğitimi aldınız. Bu cihazla ilgili çok ciddi çalışmanız var, bitkilerle ilgili çalışmanız var. Ama şimdi insan aklına şöyle bir şey geliyor. Hani mesela bununla bir teşhis koyup da evet. Ya hadi git bir de hastanede film çektir. Ya böyle bir şeyle karşılaştık. Evet, karşılaştık. Bunu tabii benden önce Rusya'da da çok yaptılar. 12 yıl sürdü demiştim ya yazılım. Evet. Yazılım bitti. Hemen piyasaya sürmediler bunu. Yazılımla örneğin deneme testleri yapılıyor. Birisini test yapıyorlar, başlığı takıyorlar. Şeker hastası olduğunu tespit etti evet. Bu cihaz diyelim. O kişiyi eski yöntemle kanını alıp bir de şekerini ölçüyorlar. Acaba ne derece isabetli bunun teşhisi? Bu teşhisteki isabet oranını test etmek için 4 yıl daha çalışıyorlar. Bakın aynen. Yazılım bittiği evet. Halde 4 yıl boyunca bu cihazın yaptığı teşhisleri test ediyorlar. Bizim de böyle karşılaştığımız hastalıklar oluyor. Hatta iddialaştığımız kişiler oldu. Ben diyorum ki sizde şu var, hayır yok diyor. Tekrar hastanelerdeki teşhislerle de kıyaslandığında bu erken tanı cihazı olduğu için bizim haklılığımız orada da ispat ediliyor. Veya biz tedavi burada uygulamalarına şahit olduk. Tümörün küçüldüğüne şahit olduk mesela bu biyorezonans yöntemiyle. Hastaya doktor arkadaşlar söylüyor, sizin tümörünüz küçülmüş veya bitmiş artık, tümör kalmamış diye ekranda gösteriyor. İnsanlar tabii seviniyor ama bir nevi bir şüphe, acaba ne derece doğru? Gidip MR çekildiğinde veya PET çekimlerinde de o tümörün kaybolduğuna şahit oluyoruz. Evet, çok güzel. Gerçekten. Ben bir tane örnek söyleyeyim mi? Mesela şurada alerji konusunda evet. Hani hazır yiyeceklerde falan dedi ya, evet. Hakikaten bu ana kadar ben böyle bir şeyi ne test ettirdim ne de bana söylendi. Ve bilmiyorum ama gerçekten yediğimde rahatsız oluyorum. Demek ki alerjim varmış. Evet. Şimdi öğreniyorum bunu. Evet, burada E220'den E228'e kadar hiç bütün katkı evet. Maddeleri. Aynen öyle. Son derece rahatsız ediyor beni. Bir de çok ilginç ve bu testi de yani yaptırma şansınız yok da, ki çıkmıyor. Evet. Ben kaç defa alerji testi yaptım. Olmayan bir test gerçekten çok ilginç. Aa çok güzel. Hocam ya iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Çok güzel oldu. Bence şeref verdiniz. Kadıköy bu anlamda çok şanslı ama Kadıköy'e artık yani insanlar geliyorlardı değil mi hocam? Diğer illerden de mutlaka. Bütün illerden gelen misafirlerimiz var. Yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Evet. Evet eminim şu anda Azerbaycan da çok ilgiyle izliyor hocam. Sizin Azerbaycan'a gittiğinizi, oradaki evet. Çalışma hakkında bilgileriniz olduğunu da biliyorum. Buradan Azerbaycan neler söylemek isteriz? Azerbaycan bizim ana vatanımız gibi, can dostumuz, can kardeşlerimiz. İlk defa 1995 yılında gitmiştim, 25 yıl önce. Orada o kadar büyük gönül dostluklarıyla geri döndüm ki hala irtibatımız devam ediyor. Çok değerli arkadaşlarımız var. Naturopati konusunda Azerbaycan Türkiye'den daha ileridir. Yani birçok doktor Türkiye'deki klasik batı tıbbının dışında bilgilere sahip Azerbaycan'da. Çünkü Orta Asya Türklerinin o kadim bilgileri Azerbaycan'da hala kullanılıyor. Masajda çok çok iyidirler. Mesela mümkün olduğunca bel fıtığı ameliyatı yapılmaz. Masajla tedavi daha ağırlıklıdır.
Doğal tedaviler çok yaygın kullanılır. Enerji çalışmaları ve da öyle orada fazladır. Evet. Onun dışında Azerbaycan'daki kardeşlerimiz hepsi gönül insanı tabii. Müzikte de çok ileriler. Müzikle tedaviyi iyi biliyorlar. Ondan sonra bitkisel tedavide hiç Türkiye'nin bilmediği bitkileri kullanıyorlar. İşte karpuz kabuğunu bile ilaç olarak yapıp ya da reçel olarak kullanıyorlar. Onun dışında mumyo dediğimiz bir şey var. Tedavide kullanılan bir madde var. Fosil bir madde bu. Hı. Azerbaycanlı doktor arkadaşlarımız çok iyi bilir ve kanser tedavisinde ve hücre yenileyici olarak da mumyoyu kullanırlar. Türkiye bu konuda biraz geriden takip ediyor Azerbaycan'ı. İnşallah hep birlikte Azerbaycan'a da gidip o kardeşlerimize bir sarılırız. Çok güzel olur. Buradan Elvin Bey'e de selam olsun. Vizyon TV seyircilerine de çok selam, saygılar iletiyorum. Efendim, o kadar keyifli akıyor ki sohbet. İnanın çok da vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü burası bir tedavi merkezi. Değerli vaktinizi çok fazla almak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Doktor Sait Sevinç. Hocam, Safranbolu'ya bekliyoruz en kısa zamanda. İnşallah gelmek istiyorum. Babanla da yüz yüze görüşmek istiyoruz. Telefonla konuştuk. Ben teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Çok teşekkür ederim. Ben Azerbaycan, İran Azerbaycan'ı gezdim. Evet. Tabriz. Oradaki adetleri, şeyleri biliyorum. Çok çok sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda tekrar programı yapacağız. Hocam, çok teşekkür ediyoruz Metin Hocam. Büyük şeref verdiniz. Geldiniz. Biz de sizi misafir etmekten büyük gurur duyduk. İnşallah bundan sonra da birbirimizle irtibatımız devam edecek. İnşallah. Çok çok isteriz. Sait Hocam'ın aynı zamanda bir eğitim kurumları var. Ademel Eğitim Kurumları, Marif Eğitim Kurumları Sait Hocam'a aittir. Biz taşlarla tedavi konusunda, aromaterapi konusunda, kokularla tedavi, müzikle tedavi konusunda da önümüzdeki aylarda kurslarımız olacak. Onu da sizlerle paylaşalım. Kişisel gelişim alanındaki kurslarımız sürüyor. Onlarla ilgili de çok değerli programlar çıkartırız hocam. Bakın ben inşallah buradan artık... Zaten Nemin Hanım'la öyle karşılaştık. Evet, Ademer'e ben de oradan eğitim aldım. Onun sayesinde tanıştım. Evet, bunların her biri ayrı bir dal ve her biri başlı başına program gerektiren konular. Ama öncelikle sizin oraya geleceğiz. Evet, çok çok mutlu oluruz. Çok teşekkür ederiz. Ama vedamızı buradan yapalım tamam. İstedim ben. Evet. Nevin Erhal Karabük sizi seviyor. Tabii yani var mı bu ara sergi? Geçenki serginizi merakla takip ettik. Bu ara sergi yok. İnşallah malum, belki yani önümüzdeki dönemlerde olabilir, her an her şey olabilir. Çok teşekkür ediyorum hemşehrilerine. Neler söylemişsiniz? Valla Karabük benim doğum yerim. Gerçi 7 yaşında hani biz oradan ayrıldık. Ama Karabük ve Safranbolu benim yazlarımı geçirdiğim yerdi. O çiftlik gibi evimizde, bahçemizde, yeşillikler içinde hep büyüdük. Atalarımın olduğu yer orası. Oranın yeri bende farklıdır. Buradan da herkese o enerji gönderiyorum. Şifa gönderiyorum. Frekans. Ben bu frekansın içindeyim. Siz de bu frekansın içine girin diyorum. Evet. Sizinle ilgili konularda da, sanatla ilgili konularda da ayrı bir programın sözünü şimdiden alalım. Her zaman. Ne her demek? Zaman. Çok her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, İstanbul Kadıköy'deyiz dedik. Buradan sizlere seslendik çok değerli hocalarımızla. Ve binlerce yıl önce atalarımızın bulduğu teknikleri bugünün teknolojisiyle tekrar hayata geçirerek, bugünün bilgileriyle hayata geçirerek sağlığın ne kadar önemli olduğunu bugünlerde biliyoruz ki sağlıkla ilgili bir problem çıktı dünyada. Ne sanat kaldı, ne spor kaldı, ne siyaset kaldı, hiçbir şey kalmadı. Demek ki hayattaki en önemli şey sağlık, sağlığımız, hem kişisel hem toplumsal sağlığımız. İşte o konuda da gerçekten çok değerli hizmetleri olan değerli hocalarımla bugün birlikteydik. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemlerde tekrar değerli bilgilerinizi seyircilerle paylaşacağız. Allah'a ısmarladık diyoruz.